Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası Fair Play'i sunar. Herkese merhaba. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi Türkiye İş Bankası'nın sunduğu Fair Play programına hoş geldiniz. Yine Aykut Hocaman'la beraberiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bir ay sonra. Bir ay sonra beraberiz. İlk program aslında çok mutlu etti birçok insanı diyeyim. Bakabildiyseniz eğer ciddi anlamda özlem mesajları vardı yorumlar içinde. Epey uzak kaldınız tabii. Tabii yani bakabildiysen bir de kendi programın olunca bir cevap verirken böyle bir... Çok bakmıyorsunuz siz. Bir çekimsel halim oldu. Şöyle Orkun, belki biliyorsun, belki bilmiyorsun. Veya konuşmuşuzdur mutlaka, belki bilmiyorsun demeyeyim onun için. Nedense bilmiyorum. Bunun bir psikolojik mutlaka bir nedeni vardır, altı vardır. Döneme ait mi yoksa bir tamamen bana mı ait mi bilmiyorum ama... kendimi izlemeyi pek fazla şey yapmıyorum. Sevmiyorum yani nedense... Çok bir süre geçtikten sonra... Hocam bu şey çok yapıyorum. Normal. Ben de hiç sevmiyorum çok mesela. Sevdiğim bir şey. Yani hani nedense bazıları şey daha meraklı bilmiyorum. Olabiliyor. Yani çünkü hani bir şey oluyor. Bir alt nedeni vardır. Evet. Benim bulamadığım en azından şu anda isimlendiremediğim. Ama o özellikle nedenle... çok ciddi şeyler vardı. Evet. Özlem mesajları vardı. Hani sizin söyledikleriniz izlemenin ötesinde evet. Öyle bir güzel şey vardı. Kendi adıma taraflı tarafsız diyelim ama. Hatta. Çok özlem mesajı vardı. Paris 2024 Olimpiyatları geri sayım devam ediyor. Bu yılın özellikle teması her zaman olimpiyat ruhunda var ama bu cinsiyet eşitliği dediğimiz, toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz konuya olimpiyatlarda çok önem veriyor. Ve şöyle hocam not, Tokyo 2020'de kadın sporcu, erkek sporcu oranı %48'lerin üzerine çıkmıştı. Artık Paris'te %50-50 olacak tamamen. Bu da duyuruldu, anons edildi. Tabii son derece önemli. Biz de aslında Türk milli takımlı olarak bu dengemiz ciddi anlamda, hatta kadınların da aleyhine zaman zaman olarak, ki Filenin Sultanları ilk kotayı, ilk vizeyi onlar almıştı 12 oyuncu olarak. Evet yani bunu aslında bu dönemde konuşmak bile esas itibariyle zaten yani, evet. Olması gereken zaten yani. olması gereken buydu. Şöyle sporun belki kendi içindeki zorlukları, çok özel bir zaman istemesi, kendi içindeki bir takım nedenlerle belki kadınları burada bu anlamda biraz uzak tutmuş olabilirdi belli dönemlerde. Fakat son 20-25 yıllık, 30 yıllık belki süreçte artık fazlasıyla çok gelişti. Şey değişti, çok şey gelişti. Dolayısıyla uzatmadan lafı, bu hale gelmesi çok doğaldı. Normale dönmüş diyebilir. Voleybol kadın milli takımını yani bu vesileyle de buradan bir kere daha evet. Bıkmadan, usanmadan ve bütün benliğimizde kutlayıp devamını dilemek en güzel. Evet, şimdi olimpiyatlarda da gözlerimiz hepsinin üzerinde olacak. Peki hocam, o zaman şampiyonluk yarışına gelirsek. Geçen programda siz özellikle hesaplamıştınız. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray ikisi birden bir 2 puan oluyor, bir beraberlik oluyor. Şimdi Galatasaray'ın bir önde 2 puanlık avantajı var. 10 hafta kaldı. O zaman geçen programda en yakın takipçilerle toplam puan farkı 50 idi. Şimdi de 60'a doğru yaklaşıyor. Yani bir takımın koptuğu olmuştu. Trabzonspor'un 20 puana kadar çıktığını biliyoruz. Daha önce olmuştu. Zaman zaman da çok başa baş giderdi. Ama iki takımın birden hem başa baş gidip hem de grupla bu kadar çok koptuğu bir sezon çıkaramadık. Geçen sefer de söylemiştim. Yani ondan üstünden bir aya yakın geçti. Evet. Şimdi de söyleyebilirim. Ben hiç görmemiştim. Yani. Hatırlamıyorum. Siz de görmediyseniz yani biz hiç görmemiştik. Ben hatırlayamıyorum daha doğrusu. Evet. Yani belki insan zihni yanılıyor. Bugünden düne gittiğimiz andan itibaren pek çok şey... Mutlaka bir yakın örnek vardır ama hani varsa da bir o vardır varsa yani. En azından şeyler, istatistikler bir bakarlar çıkarırlar. Böyle bir örnek hakikaten iki takımın da neredeyse 2.6'nın üzerinde puan ortalamasıyla gittiği bir sezon. Türkiye'deki puan şampiyonluk puan ortalaması, onları iki sene evvel hesaplamıştım onları. Hep hocam 2-2. 2.2'ler civarındaydı. Olunca i̇ki tamam oluyor. 2.4 arasında bir yere yerleşiyordu. Şu anda 2.2 olan olsa 3. olacaktı. Yine belki 10 puan geride. Yani 2.2'nin bile başarısızlık. Trabzonspor 2 puanın altında idi. Beşiktaş da 2 puanın altında idi. Yani iki takımın başını alıp gittiği, üstelik böyle nefes nefese gittiği bir lig. Ben rakiplerden bu kadar koparak gittiği lig hiç hatırlamıyorum. Çok ilginç bir süreç olarak gözüküyor. İstisna. O gün söylediğimizi aslında bugün de tekrarlayacağız gibi gözüküyor. Galatasaray Fenerbahçe maçına kadar böyle gider mi diyorsunuz? Yani belli de olmaz tabii. Şöyle ama bazı olası şeyleri de yan yana getirerek söylemekte fayda var. Böyle gider gibi gözüküyor dedikten sonra Mac'la beraber bir adım geriye. Galatasaray'ın özellikle Beşiktaş'ı mağlup etmesinden sonra, Beşiktaş deplasmanını kazanmasından sonra
Şimdi fikstür biraz Fenerbahçe'nin aleyhine döndü gibi gözüküyor. Evet. Fenerbahçe'nin önümüzdeki 10 maçında Trabzon deplasmanı var. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanı var. İçeride Beşiktaş olacak. Yani üçü de var. Ligde şampiyonluk yaşamış ve şampiyonlukta rekabet ettiği rakiplerden 3 tanesiyle 2 tanesi deplasmanda, bir tanesi içeride olmak üzere oynayacak. Bu zorluk ihtimali biraz daha arttırıyor ki şimdi hemen Fenerbahçe'ye bir cümleyle değinerek geçmek gerekirse, eğer sezon başındaki enerjisini tekrar yakalarsa, ben çok uzun yıllar hep işin enerji kısmından bahsetmeye çalıştım. Yükselen enerji, düşen enerji, zihinsel enerji, kazanan takım, ruhsal enerji, fiziksel enerji ve pek çok şeyden bahsettim. Hani enerjiyle bütünsel olarak söylemeye çalışıyorum ama bu enerjinin ne kadar olduğunu, aslında hayatımız enerji olduğundan bahsetmeye başladı. En azından gelişme adına güzel. Enerjinin önemli olduğunu bilmeleri açısından, enerji dağılımının ne olduğunu bilmeleri açısından güzel. Fenerbahçe sezon başındaki enerjisini zihinsel, ruhsal ve buradan yola çıkarak fiziksel enerjisini yakalarsa bu kalan 10 maçın 10'unu da kazanma becerisine, gücüne sahip. Ama bu enerjiyi yakalarlarsa, yani o şu anda, ama derken de şunu söyleyeceğim. Şu anda o enerjiyi çok gözükmüyor. Maç kazanıyor ama son maçlarda daha fazla geriye düştükten sonra maçı çevirmek için uğraşarak kazanıyor. Hani o maçın başlarında ilk 20-25 dakikalık bölümde hemen 2-0, 3-0 yakalayan o bileti kesen dedi ya, o bileti kesme hali artık yok. Yani son dönemde. Bu cümleye bu şekilde girmemin nedeni de şuydu Orkun. Bu önümüzdeki 10 maçın zorluk derecesi ve şu andaki durum biraz Fenerbahçe açısından, hani olası o inen çıkan şeyleri anlayabilme açısından, bir taraftan şampiyonluk yolunda büyük bir dezavantaj, fikstür zorlaşıyor gözüktüğü kadar, eğer fikstürün zorlaşmasını zihinsel olarak yerleştirebilir ve buna uygun bir enerji çıkarabilirse grup, İçinde zaten olan, sezon başında da fazlasıyla gösterdiğini yakalayabilirse, zaten işte o yüzden sezon başına dönerek onu anlatmaya çalıştım, yapabilirse bu sefer bunu tam tersine de çevirebilir. Ama ihtimal olarak bugünkü gidişatla gözüktüğü zaman şu andaki durum %51 tarafından bakılırsa Fenerbahçe'nin aleyhine gibi gözüküyor. Fikstürün zorlaşması, şu anda düşen enerji pozisyonu ve buna hocam aslında şey, kabaca şey diyoruz bu dönemde, psikolojik üstünlük. Bir ara o Fenerbahçe'ye geçmiş gibiydi. Evet. Derbi de Galatasaray'a geçmiş gibiydi. Sonra bir Fenerbahçe bir şey yaptı geçti. Şimdi biraz tekrar Galatasaray'a sanki döndü. Hele ki derbideki galibiyetle, yani Beşiktaş'ı da geçtikten sonra. Şimdi Galatasaray açısından söylemek gerekirse Galatasaray yani yüksek şeyle başladı. Özellikle o Bayern Münih maçları, Manchester United maçlarıyla beraber falan, böyle çok yukarıda önde baskı yapan falan filan. Sonra bunu kırıldı. İşte hafta içinde önce hafta içinde Sparta Prag maçı, sonrasında ciddi kupa maçı. Yani o baskıdan da eser kalmadı. O güç çünkü sürdürülebilir değildi. Ben hani başka bir programda belki fırsatlı olursa yanlış anlaşılma ihtimaline karşı yine de doğruların, en azından kendi doğrularım açısından o döneme ait yani bazı şeyleri sonra anlatabilirim belki. Ama önce Sparta Prag maçında, sonra hafta içinde Karagümrük maçında da benzeri şeyler yakalandı. Kupa maçında da sıkıntılı süreçler oldu. Galatasaray'da aslında sıkıntılı bir sürecinde sıkıntılı bir süreci bitirdi fikstür açısından. Şimdi nispeten fikstür açısından önü, üstelik Fenerbahçe maçında kendi sahasında oynayacağını düşünürsek daha öngörülebilir maçlar. Daha kağıt üzerinde kalmakla beraber biraz evvel Fenerbahçe için söylediğimin bu sefer Galatasaray için tersi etkisi de ihtimalle halinde. Nasıl olsa, nasıl olsa duygusu bütün bu grubun içinde hepsine girmese de ana oyuncuların bir kısmına girerse bundan sonrası sonraki maçlarımız kolay. Zaten Fener'le de içeride oynuyoruz. Duygusu biraz galebe çalarsa bu sefer hiç beklenmedik bir şekilde dengeler %51 Fenerbahçe tarafına doğru dönebilir. En büyük tehlike aslında. Aslında futbolda da, hayatta da, cepte zihinsel, görmek. Zihinsel. Şu anda itibaren tamamen. Bundan sonrası zihinsel diyorsunuz. Tamamen grupların maçlara odaklanma hali şu anda öne çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü ikisi de iyi takım. İkisinde derin kadroları var. İkisi de çok iyi işler yapıyorlar. O zihinsel tarafta yukarıda olan. Ya böyle bir rakam yok yani. 2.6'ları geçiyor. Daha ne yapsınlar zaten. Yani. Çoktan aslında şampiyonluk şu anda şartları yani şu söyleniyor anda olması gerekiyordu. En büyük şanssızlığı böyle bir Galatasaray'ın olması. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı böyle bir Fenerbahçe'nin olması lazım. Evet. Şu anda şampiyonları ilan etmiş.
Hani şampi yazıyorlardı ya. Şu anda şampi olacaktı. Ama devam ediyor. Durumda olabilirdi. Fenerbahçe çok son derece kapasitesi yüksek bir takım. Çok önemli oyuncuların, çok tecrübeli oyuncuların bu seviyelerin çok üstünde oynamış oyuncuların bulunduğu bir takım. Sadece odaklanması ne kadar olacak onu bilmiyoruz. Çünkü bu çok da yanlış da değil. Bu söylediğim odaklanma nasıl olacak biraz evvel söylemiştim o cümlemin içinde. Yani lig ben temelde Orkun hep bunu söylemişimdir biliyorsun. Önce evinde güçlü olamadan dışarıda güçlü olamazsın düsturuyla hareket etmeyi seven birisi. Evet. Yani ya işte o değil. Önce evinde güçlü olacaksın ki sonra dışarıda güçlü olmaya başlayabilirsin. Evini sağlam tutarsan dışarıda daha sağlam olursun. Bugün bu ayrımı yapmalı demiyorum. Ama bu düşüncenin dışına taşan davranış biçimlerinden dolayı yüksek şiddetle istenen şampiyonluk arzusu ki şu anda her maçını Fenerbahçe'nin elinde şu anda. Her maçını kazanırsa Fenerbahçe şampiyon. Engelleyebilen evet. Kimse olabilir mi? Yok. Yok. Dolayısıyla böyle bir şey varken burada odaklanmada ufak tefek arızalar olabilir. Eğer bu odaklanmayı enerji anlamında yan yana getirirse kapasitesi çok yüksek bir takım. Sadece Union'un değil her takımı hatta şampiyonluğa kadar gidebilecek kapasitesi olduğu konusunda şey değilim. Evet. Uzak değilim bu düşünceden. Ama öbür taraftan da şampiyonluk arzusunun çok yüksek olması da başka bir avantaj, dezavantaj tarafını oluşturuyor. Olimpiyatlara yaklaşırken bir olimpik bülten bölümümüz var. Onu birlikte izleyelim. Sonra onun üzerinde birkaç kelime edip yine olimpiyatlarla başladık, olimpiyatlarla bitirelim diyoruz. Hazırsak izleyelim arkadaşlar onu. Olimpiyat oyunlarına artık 5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Biz de 1 Şubat ve 3 Mart arasındaki olimpik bülteni sizler için derledik. Paris'te düzenlenen ve Paris 2024 olimpiyat oyunlarına kota puanı veren judo Grand Slam müsabakasında Mihal Zhang altın, Kayra Özdemir ise gümüş madalya kazandı. 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları Gangwon 2024'te kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metrede milli sporcumuz Muhammed Bozdağ'ın kazandığı gümüş madalya, ülkemizin kış gençlik olimpiyatlarındaki ilk madalyası olarak tarihe geçti. 26 Temmuz 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın madalyaları tanıtıldı. Paris 2024'ün kreatifliğini temsil eden tasarımlarda Fransa ve Paris'in ikonik sembolü olan Eiffel Kulesi'nin orijinal bir parçası da bulunacak. Artistik Jimnastik Erkek Milli Takımımız Avrupa Jimnastiği tarafından yapılan oylamada yılın takımı seçildi. Bulgaristan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası milli sporcular 5 altın, 8 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamlarken takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü oldu. Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7'si altın olmak üzere 17 madalya kazanan Türkiye, takım sıralamasında Greco-Roman ve serbest stilde zirvede yer alırken kadınlarda ise ikinciliği elde etti. Milli takımımız İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Greco-Roman stilde ise üst üste ikinci şampiyonluk geldi. Milli sporcularımızdan Taha Akgül 11. Yasemin Adar Yiğit 7. Feyzullah Aktürk ise 3. Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Türkiye'nin Paris 2024 için güreşte şu ana kadar 6 olimpiyat kotası bulunuyor. Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demir Han Yavuz, Ali Cengiz ve Rıza Kayal geçtiğimiz yıl düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almıştı. İtalya'da devam eden Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Yıldız Erkekler Kılıç kategorisinde milli sporcumuz Furkan Yaman gümüş madalya kazandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve Paris 2024 olimpiyat oyunlarına puan veren Bakü Grand Slam Erkekler 73 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Ejder Toktay bronz madalyanın sahibi oldu. İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen ICCF Atıcılık Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Burak Selimzade bronz madalya kazandı. Evet, olimpiyat heyecanı gün be gün Temmuz 26'sına başlayacak. Artarken biz de mümkün olduğu kadar hocam aylık olarak sporcularımızın başarılarını takip edip aktarmaya çalışıyoruz. Gün be gün kota alanlar, olimpiyat için vize alanlar artıyor. Orada temsil de çok önemli mutlaka. Ama değil mi öyle bir büyük organizasyona katılınca da bronz olur, gümüş olur, altın olur, İstiklal Marşı ile beraber hepsinin hedefi mutlaka.
Evet, öyle olması büyük idealler. Büyük idealler ama ben genel hayata bakış açım. Evet. Önce söylediğin çok doğru. Önce temsil. Orada olmak. Ülkeyi temsil etmek, doğru bir şekilde temsil etmek. Sonra da icra tarafına geldiği zaman da hem bireysel anlamda hem de ülkeye katacakları anlamında da en iyisini yapmak için çaba göstermek en önemli bence davranış biçimi gibi gözüküyor. Peki, çok teşekkürler. Ben bu de ayı de. Da böyle değerlendirdik. Bir sonraki ayda bu söylediklerimizin hepsi, yani olimpiyat anlamında da daha çok yaklaşmış olacağız. Ama futbol anlamında da şampiyonluğa doğru daha evet. da çok yaklaşmış olacağız. O zaman bakalım neler konuşacağız diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Aykut Kocaman'la beraberdik. Fair Play programında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası Fair Play'i sundu. Spor kazanmakla birebir ilişkilendirilse de kimi zaman kaybedilen anlar bazı zaferlerden daha özeldir. Olimpik hikayelerin bu bölümünde tam da böyle bir hikaye için 2000 Sidney Yaz Olimpiyat Oyunlarına tarihin en yavaş yüzücüsü olmasına rağmen yılan balığı lakabını alan Erik Musambani'nin öyküsüne gidiyoruz. Uluslararası Yüzme Federasyonu 2000 Sidney Olimpiyat Oyunlarında barajı geçemeyen bazı ülkelere teşvik için özel bir katılım hakkı verdi. O zamanlar nüfusu 700 bin olan ve ülkede yarı olimpik yüzme havuzu dahi bulunmayan Ekvator Ginesi'nde seçme yarışları için bir otelin yüzme havuzu kullanılmak zorunda kalındı. Bir yıl önce yüzmeyi dahi bilmeyen 22 yaşındaki Erik Musambani bu konuda istekliydi ve olimpiyat kotasını almayı başardı. Yalnızca 50 sterlin bütçeyle Sidney'e giden Musambani, açılış töreninde Ekvator Ginesi bayrağını taşımanın onurunu da yaşadı. Hazırlık döneminde 50 metre yarışı için çalışan genç sporcunun Sidney'e gidince 100 metre yarışında yüzeceği belli oldu. Önünde ilk defa 50 metrelik olimpik bir havuz olan Musambani'nin yarıştığı 3 kişilik eleme serisinde diğer 2 sporcu diskalifiye edildi. Havuz başında Musambani ve 17 bin meraklı seyirci baş başa kalmıştı. İlk 50 metreyi 40,97 saniye ile nispeten daha iyi bir performansla dönen Erik giderek daha çok yorulmuş ve acı çekmeye başlamıştı. Tribünlerden başlayan kahkaha artık çok güçlü bir desteğe dönüşmüştü ve Musambani 1.52.72'lik derecesiyle ayakta alkışlanarak yarışı bitirmeyi başardı. O günden sonra yılan balığı lakabını alan Erik oyunların gözdesi olmuş, yüzden fazla röportaj talebiyle baş başa kalmıştı. Belki Musambani o gün tarihin en yavaş yüzücüsü olarak yarışı kaybetmiş ama olimpik ruh sonsuza dek kendini tanımlayan bir kahraman kazanmıştı.